Mersin geçtim arkadaşlar. Şu an için Gürcistan'ın sınırları içerisindeyim. Buradan otostop çekiyorum. Evet. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Gürcistan'da ilk otostopumu yaptım şu anda. Sağ olsun abi beni aldı. You can say hello for my YouTube channel. Gördüğünüz gibi o da merhabasını dedi arkadaşlar. Bir de burada çok dikkatimi çekti. Türk parası gördüm. Şurada 1 lira gördüm. Gürcistan'ın yollarında ilk otostopumu yaptım. Az önce şu arkada bir reklam gördüm arkadaşlar. Daha yeni yolcu üstünde. Rakı fotoğrafı var. Hani 7 rakıya şey olarak yapmışlar galiba. Daha yeni rakı tarzına böyle. Gördüğünüz gibi Gürcü yazıları falan yazıyor. Çok etkilendim yani. Buraya gelerek şu an çok mutluyum. Abinin de söylediğine göre arkadaşlar 5 dakika sonra Batum'da olacakmışız. Gördüğünüz gibi. Benzin istasyonuna geldik arkadaşlar. Buradaki fiyatları eğer 1.8 ile çarparsanız Türk TL'sine ulaşabiliyorsunuz. 4-5 lira falan yapıyor. Aslında daha mı pahalı acaba Türkiye'de? Arabadan indim arkadaşlar. Şimdi geziyorum böyle. Sonra burada sahil tarzında bir yer var. Bakacağım bir dolaşacağım. Arkadaşlar burada geziyordum. Bir tane Türk buldum. Yanımda şimdi. Girmek istemedi videoya ama selamını iletiyor. Şey yaparız ya. Bayağı takipçim. Buralarda hiç bilmediğim arabalar var arkadaşlar. Bayağı farklı tipte arabalar gördüm. Dayılar buldum arkadaşlar. Bayram bugün. Gördüğünüz gibi birlikte bir şeyler asıyoruz. Camideyim şu an, bir Türk camisindeyim. Türk camisi değil de işte bir tane cami. Batum'da şeyler var mısın? Müslümanlar varmış. Böyle bir şeyler asıyoruz. Arkadaşlar şu an bir camideyim, bir abiyle buldum. Dedim ben burada kalabilir miyim camide falan, hani nasıl uygun mudur falan dedim. O da dedi bir arkadaşımı arayacağım falan dedi. Bilmiyorum acaba ne olacak, çok değişik şeyler oluyor. Yani hiç olmadı, otelde kalırım. Çünkü zaten otelde kalacaktım, öyle şey yapacaktım. Döviz bürosuna falan giderseniz zaten Türk parasını bozduracağım. Arkadaşlar şimdi buradaki parayı bozuyordum. 200 Türk lirası verdim ben. 200 Türk lirası 100'ları yapıyor yani. 200 Türk lirası 0.51 yani o şekilde hesap edin. Burada da 2 lira var. Şimdi burada Beeline diye bir yer var arkadaşlar. Burası şöyle gösterelim. Beeline. Dostlar kalitede büyük bir düşüş yaşadığınız için gerçekten çok özür dilerim. Aslına bakarsanız bu video 2018 yılında çekildi ve şu anda 2020 yılı ve ben hala bu videoyu düzenleyememedim 1 yıl 2 yıl boyunca. Bu nedenle artık düzenleyebilme zamanına ulaştım ancak kusura bakmayın, size acilen ulaştırmak istediğim için böyle bilgisayarın webcaminden doğru size kayıt alıyorum. Gerçekten değişik olaylar yaşandı. Bu Beeline denilen olayda Gürcistan ülkesinde bir hat, yani telefon hattı arkadaşlar. 10'ları verdim. Yaklaşık 20 Türk lirası yaptı o 10'ları. Ve ben o para sayesinde 10 GB hakkına sahip oldum. Ve gerçekten 10 gün boyunca benim mükemmel derecede Gürcistan'da hayatta kalmamı sağladı diyebilirim. Video serilerini sürekli yükleyeceğim. Gerçekten çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır da farklı videolar yükleyip Gürcistan videosuna pek ağırlık vermemişim. Artık 2020'ye nasip oldu bu video diyelim. Şimdi ise videoya devam edelim. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Böyle bir şey varmış. Sekonada alkohol. No alkohol, no. Okay. Arkadaşlar kokusu bunun içkiye benziyor ama içki değilmiş yani gerçekten. Ne? What mean? Burakhi in Georgia, burakhi in Russia, kvass. Kvass. This is inanılmaz derecede ucuz bir şey. Halal is not alcohol. Helal diyor, alkol yok diyor. Meyvelerden meydana geliyormuş. Ama hani kokusu böyle hani
meyhanenin önünden geçersin, log cookie alırsın, onun gibi ama tadı güzel yani. Yok yok helal dedi, zaten bayramda öyle şey olmaz falan dedi. Biz de öyle anlaştık yani. Şöyle bir şey varmış burada. Ben baktım da Türkiye'de sadece boyandığını düşünüyordum bu ağaçların. Burada da bir sanat galerisi tarzında bir şey varmış. Böyle güzel görünüyor ya baya. Böyle buralarda geziyoruz. Aslında burada bahsetmek istediğim tipik Sovyet evlerinin ortak olarak tuvaletinin olması. Bir Gürcü evindeyiz arkadaşlar. Can I take video for my YouTube channel? Please repeat. I don't understand about your sadaka. Sadaka? You can dialogue here in Turkish language. Benim pasaportumda da var bu. Serhan. Sadaka. Bu gördüğünüzde 20 lira arkadaşlar. Bu şu büyük olan var ya, şu 20 lira 0.20 lira oluyor. Smallest lorry, what's mean smallest teddy? Yeah. Sırada bana bir şey ikram ettiler. Bu doğal bir şeymiş. Şimdi tadına bakacağım. Evet, YouTube kanalıma. Arkadaşlar abinin gitmesi gerekiyormuş. Biz abiyi bıraktık. Şimdi de böyle yollardan yürüyoruz. Geri geliyoruz yani eve doğru. O sırada şurada bir mekan bulduk. Bu mekana doğru ilerliyoruz. Yanımda kim var bilin bakalım. Gorgi. Gorgi right? Yanımda Gorgi var. Gorgi ile birlikte gezi yapıyoruz arkadaşlar. Dolaşıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu camide tanıştığım abiyle birlikte onun kız kardeşini ziyaret etmeye gidiyoruz. Ben Türkiye'de böyle video çekerken var ya, sanki böyle uzay mekiğindeyim. Beni öyle izliyorlarmış gibi, çok farklı bir şeymiş gibi algılıyorlardı. Herkes beni dik dik bakıyordu. Şimdi burada Gürcistan'dayken fark ettim ki yani böyle dik dik fazla bakmıyorlar. Yani bakıyorlarmış, sen şuradan bakıyorlar. Ama olsun yani, eskisi gibi değil en azından. Böyle hani kafasını çevirecek kadar bakıyordu önceden. Şimdi o kadar değil. Bir de bu Gürcistan'da Sovyet binalarını görmek mümkün, gördüğünüz gibi eski binalar. Ancak ben bu Sovyet binalarını gerçekten çok beğendim. Mesela fazla yer kalması için tuvaletleri evin yani oturduğunuz odaların dışına yapıyorlar falan. Ve yani ortak tuvalet kullanıyorsunuz gibi bir şey. Ama var ya gerçekten çok güzel yani, eski olmasına rağmen ben çok beğendim açıkçası. Güzel yani. Kız kardeşinin oğluymuş, burada çalışıyormuş. Burayı göstermek istedi bana. Şöyle bir gezelim etrafı, bakalım şöyle neler var neler yok diye. Arkadaşlar bu fiyatları 2 ile çarparsanız yaklaşık Türkiye fiyatını görebiliyorsunuz. Yani 4 GB RAM'i varmış, 1 TB şey varmış, HP'nin bir bilgisayarı. Fiyatlar böyle, fiyatlar, elektronik fiyatları böyle. Yani bu bir mağaza arkadaşlar, bu neymiş yani, i3-600U diyor yani. Açıkçası 2000 lira, bilmiyorum ama uygun değil mi? Daha iyi galiba. Yani bunu 4000 liraya falan tekamül ediyor. Gördüğünüz gibi bu ama şeyler Rusça klavyesi, bir de İngilizce klavyesi mevcut. Şu Ü bakın şu. Şu J, ben bu şey klavyeyi ezberlediğim için biliyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi 1 TB'lık da şey varmış. 2 GB'lık şey var, 4000 lira. Bilmiyorum yani, uygun değil bence. Türkiye'de Dell falan filan vardı. Onlar daha uygun gibi geldi bana. Şimdi size bu flash bellek fiyatlarını göstermek istiyorum. Yani bu 16 GB'lık bir flash disk burada. Şundan direkt şey yapalım. Hani bu belki tanıdık geliyordur size. 16 şu en iyi tanıdık gelen şey şudur sizin için. 32 GB'ı bunu 100 liradan hesap edin arkadaşlar. 32 GB 100 liradan hesap edin. Doların değeri düşmeye başladı Gürcistan parasına göre. Gördüğünüz gibi burada 8 GB'lık bir fiyatı Class 4'müş. 30 lira. Yani açıkçası Türkiye'de daha ucuz olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten de daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Hani burada önceden düşündüğüm kadarıyla burada daha daha ucuzdur her şey falan diye. Ama şimdi gerçekten bunun farkına vardım. Klavye fiyatlarına gelecek olursak da gördüğünüz gibi 100 lira. Şu Logitech bunu
bu 100 lari, yani bunu 2 ile çarparsanız 1.8 ile 1.95 ile 92 ile çarparsanız, yani 2 ile çarpın direkt 200 lira yani şu. Türkiye'de bu 70 lira mı neydi yani, 100, 120 lira mı neydi, öyle bir şeydi, gerçekten çok ucuzdu. Bilmiyorum yani, burada biraz pahalı gibi geldi bana. Şöyle çift mouse'lar var yani, şunu 100 lira diye say yani, bildiğin 100 lira diye say. Bilmiyorum, belki daha ucuz mekanlar olabilir ama hani bu gördüğüm kadarıyla bu mekan olarak biraz pahalı gibi geldi arkadaşlar. Mouse fiyatlarına gelecek olursak da burada mesela gördüğünüz gibi, şunu yani şunu almak istersen oğlum ver şey diyor, sen 40 lira ver diyor, al diyor şunu yani 40 lira şunu şeyi. Bilmiyorum, ben biraz pahalılaşmış gibi geldi, pahalı gibi geldi. Al mesela şu, şunu da, bunu bir de benim gittiğim evde de vardı bu, 15 diyor yani, bu da 30 liraya falan tekamül ediyor yani. 2 ile çarpıyorsunuz, şeye sahip oluyorsun gerçekten. 30 lira yani, şunu almak istersen 30 lira. Türkiye'de al 15-20 liraya alırsın. Burada ne bileyim biraz değişik gibi geldi ama şöyle bir şey var arkadaşlar, bunların maaşları az yani, 300 lari mi ne? Öyle düşünün, öyle hesap edin. Yani maaşları az ve şeyleri fazla, fiyatları fazla. Bilmiyorum, bazıları da çok kazanıyor ama bunlar yani bildiğiniz zenginler için. Şöyle de televizyon fiyatlarını da bir göz gezdirin. Belki istersiniz, görmek istersiniz şöyle. Mesela şu bildiğiniz 2 ile çarpın yani, şu televizyonu 2 ile çarpın arkadaşlar. 9000 diyor mesela, bunu 2 ile çarp almış. Yani şu kaç? Yani 20 bin liraya falan alırız. Yani 20 bin değil de işte 18 bin lira falan. Şöyle bu neymiş? 4 bin lira, 8 bin lira şöyle. Gerçi bunlar işte 5 bin lira falan işte Türkiye'de, yani 7 bin lira falan gibi, en fazla 7 bin liraya alırsın yani. Buradan 2.5-3 milyar daha hani kendi paranızla buradan bir şey alırsanız 2.5-3 milyar daha fazla para vereceksiniz gibi geliyor. Hani bu gibi televizyonlar alırsanız yani. Şimdi burada bu gördüğüm şeyler kadarıyla çok dikkatimi çeken bir olay var. Burada DJ'in DJ Tello'su var. 4.300 lari demişler. Yani Türkiye fiyatıyla böyle, Türkiye'de satılan fiyatıyla da farklı şekilde, bunu da size göstereceğim. Ama şuna gelecek olursak, bu Türkiye'de sanırım 4000-5000 lira arasında fiyatı vardı. Bu da sanırım 12 megapiksel 30 fps çekiyormuş. Yani bunu şimdi 2399 lariye alabiliyorsunuz buradan. Ya Türkiye'ye de götürebiliyorsunuz yani, hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Hiç bunu parayı ver git. Ama Türkiye'de bu yani yaklaşık 4500 liraya falan, 4500 liraya falan geliyor, 4700 liraya falan geliyor. Evet. Çok merak ettiğiniz bir olaylar var şimdi burada. Telefon fiyatları, gördüğünüz gibi telefon ZTE V8 falan diyor. Bunları bildiğiniz 2 ile çarparsanız arkadaşlar, 1.8, 1.9 ile çarparsanız Türkiye fiyatına elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Ondan sonra iPhone'lar neymiş? Y6, bunlar Y6 falan boş ver de şimdi. P9 Lite mesela. P9 Lite ne kadar? 950 liraya falan geliyor. Bir de pasaportu 120 liraya şey kayıt yaparsınız yani. Telefonlar galiba ucuz. Bilmiyorum işte. iPhone'dan hesaplayalım şimdi. iPhone'da bakalım ne kadarmış. Bu neymiş bu? iPhone 7 32 GB. Bir tane iPhone. 1739 lari diyor. Bunu 2 ile çarparsanız Türk fiyatını elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Neymiş? iPhone 7. iPhone 8. iPhone 8 4000. Yani 4500 liraya falan, 4300 liraya falan, yani 4350 liraya falan geliyor iPhone 8. Bakın iPhone X falan var mıymış? Burada iPhone X var mesela. Aha abi pahalı. Yani 6000 lira diyor. Türkiye'de şu an ne kadar hatırlamıyorum ama şu an Gürcistan'da 6000, yani 6000 liraya alırsın. Çünkü internette falan 3000 liraya satılan gördüm. Abiye de beni buraya getirdiği için teşekkür ediyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar. Abi, thank you. No problem, no problem.